Mutlu bir günü sizlerle paylaşmaktan duyduğum memnuniyetle hepinize saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, Ankara başkent. Ancak sizin bize bir talimatınız vardı 2002'den itibaren. Ankara'yı sadece Türkiye'nin başkenti değil, ulaştırma koridorlarının da başkenti yapın dediniz. 15 yıldır bakanlık olarak bu talimatlarınız çerçevesinde bütün alanlarda, karayollarında, demir yollarında, hava yollarında Ankara'yı gerçek anlamda başkent yapıyoruz. Yine sizlerin talimatlarıyla başbakanımızın bakanlığı dönemi de dahil Ankara metrolarının yapılması, yüksek standartlı hale getirilmesi konusunda çok ciddi mesafe aldık. Başkent rayı da Kayaş'tan Sincan'a 36 kilometre olan bu mesafeyi de metro standartında bir banliyö hattına kavuşturmak adına çalışmalarımızı başlattık ve yaklaşık 20 ayda bu projeyi bitirip Ankaralıların hizmetine sunmuş oluyoruz. İnşallah Kayaş'tan Ankara'ya kadar iki hattı dört hatta çıkarmış olduk. Ankara'dan Behiçbey'e kadar üç hattı beş hatta çıkarmış olduk. Ve Behiçbey'den Sincan'a da yine beş hatta çıkarmış olduk. 36 kilometrelik hatta toplam 156 kilometrelik yeni hat yaptık. Hem yüksek hızlı trenlere, hem banliyö trenlerine, hem de konvansiyonel trenlere hizmet edecek ayrı ayrı hatlar gerçekleştirdik. Başka hiçbir yer yoktur ki aynı anda 6 hat olsun. Ankara merkezden Behiçbey'e kadar 2 hat banliyö trenlerine, 2 hat yüksek hızlı trenlere, 2 hat da konvansiyonel trenlere olmak üzere 6 hat mevcut. Ve bu hatta birçok alt geçit, üst geçit, yaya alt geçidi, üst geçidi ve tüneller, menfezler yaptık. Amacımız Ankara'da hiçbir şekilde hemzemin geçit olmasın. Bunların tamamı konforlu, modern alt geçitler, üst geçitler olsun. Bunun yanı sıra Ankara merkezdeki yüksek hızlı tren garının dışında Eryaman'da da bir yüksek hızlı tren garı yaptık ve 23 tane de istasyonu modern hale getirdik. Bütün istasyonlarımız, bütün yollarımız engellilere hizmet edecek şekilde engelli asansörleri engelli yollarıyla donatıldı. Bir anlamda bu hattın tamamı engelli olmaktan çıkarıldı, engelsiz hale getirildi. Ve memnuniyetle ifade etmek isterim ki 20 ay gibi rekor bir sürede bu proje bitirilirken sadece bu 20 aylık periyotta bir gün hizmet etti. O da Sayın Cumhurbaşkanım, hainlerin, darbe girişimcilerinin, kötü emelleri uğruna insanların üzerine kurşunları sıktıkları bir ortamda sizin talimatlarınızla, sizin emrinizle milletimiz sokaklara, milletimiz külliyesini, meclisini, genel kurmayını korumak adına yollara düştüğünde bu hat kapalı olduğu halde banliyö hatlarını, banliyö trenlerimizi yüksek hızlı tren hatlarından çalıştırarak o gece sabaha kadar on binlerce Ankaralıyı, on binlerce Sincanlıyı merkeze, iradesinin temsilcilerine sahip çıkmaya getirdik. Cumhuriyetin ilk yıllarında nasıl ki demir yolları, nasıl ki demir yolcular bu ülkenin bekası, istikbali ve istiklali için çalıştılarsa 15 Temmuz'da da aynı şekilde demir yolcular sizlerin riyasetinde, sizlerin başkanlığında, başbakanımızın, hükümetimizin destekleriyle sizlerin arkasında dimdik durarak demir yolcuları olarak her zaman istikbalimizin ve istiklalimizin yanında olduklarını, bunun için seve seve canını feda edebileceklerini ortaya koydular. Değerli Cumhurbaşkanım, sizlerin hitabı var, Sayın Meclis Başkanımızın, Sayın Başbakanımızın hitabı var. Bunu bilerek uzatmadan sadece şu cümleyi söylemek isterim. Yıllardır ihmal edilmiş demir yolları sektörü sizlerin riyasetinde, sizlerin başbakanlığı dönemi de dahil tekrar devlet politikası haline geldi. Hükümetlerimiz demir yollarının
Ümran tehdit ettiğini bilerek demir yollarına sahip çıktı. Demir yolcuları olarak, vatandaş olarak sizlere müteşekkiriz. Sizlere saygılarımızı arz ediyoruz. Başkent Ray projesinin 20 ay gibi kısa sürede bitirilmesi konusunda emek sarf eden bir önceki demir yolları genel müdürümüz Süleyman Karaman, şimdiki demir yolları genel müdürümüz İsa Apaydın ve bütün çalışma arkadaşlarım olmak üzere yüklenicilerimiz, onlardaki mühendisi, teknikeri, teknisyeni, işçisi olmak üzere emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim. Rabbim sizlerden bu sektörü tekrar devlet politikası yaptığınız, tekrar sahip çıktığınız için razı olsun. Rabbim sizlere, Sayın Başbakanımıza ve yol arkadaşlarınıza kolaylık versin diyorum. Saygılar sunuyorum. Değerli arkadaşlar, 23 Nisan Milli Bayram. 23 Nisan dahil, tamam, 23 Nisan dahil ücretsiz hizmet verecek. Tamam, şimdiden Recep, Şaban, Ramazan inşallah tüm milletimiz için, İslam dünyası için hayırlara vesile olsun diyor. Rabbimden inşallah Ramazan bayramına bizleri kavuşturmayı da hep beraber temenni edelim. Ve kordelamızı da böyle keselim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan.